A101 uygun fiyatlı bilgisayarlar getirmeye devam ediyor. Bana sosyal medya hesaplarım üzerinden bu bilgisayarın linkini gönderip abi bilgisayar güzel mi, almaya değer mi, öğrencim alınır mı gibi sorular yöneltmişsiniz. Ben de sizlere toplu bir yanıt olması açısından böyle bir video hazırlamak istedim. Eğer bu bilgisayarı almayı düşünüyorsanız bu videoyu izleyerek fikir edinebilirsiniz. En azından kullanım amacınıza uygun olup olmadığına kendiniz karar verebilirsiniz. Bilgisayar 26 Ekim tarihi itibariyle A101'in kendi sitesi üzerinden 6499 TL'den satışa sunulacak. Ben daha önce Lenovo N4120 ile ilgili video hazırlamıştım. Onun fiyatı yanlış hatırlamıyorsam daha önceki senelerde bundan daha uygundu. Ee, ben merak ediyordum açıkçası yani bundan daha uygun bilgisayar piyasada var mı? Veya A101 olsun BIM olsun bu fiyattan daha uyguna bilgisayar getirir mi diye merak etmiştim. Ancak A101'de satılacak olan bu bilgisayar 6499 TL'den satışa sunulmuş. Şimdi gelin hep birlikte bilgisayarımızın özelliklerine bakalım. Bilgisayar kimler için uygun? Videonun sonunda bunları konuşalım. Hazırsanız gelin birlikte videomuza başlayalım. Öncelikle işe bilgisayarımızın genel özelliklerine bakarak başlayalım. Bilgisayarımızın işlemci tarafına baktığımızda AMD Athlon Silver 7120U işlemci kullanılmış. 2.4 GHz'lik işlemci. İşlemcimiz çift çekirdekli bir işlemci. Ancak işlemcimizin özelliklerine baktığımızda oldukça düşük ve güçsüz bir işlemci olduğunu görebiliyoruz. Yani işlemciye dayalı oyunlar bile oynamaya çalıştığınızda çok yüksek performanslar yani çok yüksek FPS'ler alamamanız muhtemel. Bu sebepten dolayı işlemcinin bir tık daha güçlü bir işlemci olmasını beklerdim açıkçası. Bilgisayarımızın ekran kartı kısmına baktığımızda ise bilgisayarımızda entegre AMD Radeon 610 m ekran kartı kullanıldığını görebiliyoruz Bu da harici bir ekran kartı olmadığını bizlere söylüyor yani harici bir ekran kartı olmamasından dolayı bilgisayarımızda oyun Grafik işlemciye dayalı programlar olsun çizim programları olsun Bu tarz şeyleri maalesef ki çalıştıramıyoruz arkadaşlar Yani bilgisayarı bu sebeple almayı düşünüyorsanız Bilgisayar sizler için uygun gelmeyecektir özellikle oyun için olsun Video edit olsun ne bileyim Grafik işlemciye dayalı programlar uygulamalar olsun bunlar için kullanacaksanız bilgisayar sizler için uygun bir bilgisayar değil maalesef. Bilgisayarımızın RAM kısmına baktığımızda ise 4 GB bizler için yeterli bir RAM ancak bilgisayarımız LPDDR5 bir RAM yani bilgisayarda lehimli olarak entegre olarak üzerinde geliyor. Harici bir slot olmadığından dolayı bilgisayarımızda RAM yükseltmesi maalesef ki yapamıyoruz. Bu bilgisayarın olumsuz özelliklerinden bir tanesi de bu. Maalesef bilgisayarda RAM yükseltmesi yapmak isterseniz harici bir slot olmadığından dolayı veya üzerindeki RAM çıkarılıp takılan bir RAM olmadığından dolayı RAM yükseltmesini yapamıyorsunuz. Bu da bilgisayarda işlemciden sonra görmüş olduğum en olumsuz özelliklerden bir tanesi. En azından çıkarılıp değiştirilen bir RAM olsa yükseltme yapabiliriz. Bilgisayarımıza ilerleyen zamanlarda biraz daha olsun performans katabilirdik. Ancak RAM tarafı da maalesef bizler için çok fazla umut vaat etmiyor. Ancak 4 GB'lik RAM okul için olsun, günlük kullanımlar için olsun, ödev için olsun vesaire gibi amaçlara uygun bir RAM Bilgisayarımızın depolama kısmına baktığımızda ise bilgisayarımızda M.2 SSD bulunuyor arkadaşlar. PCI 4.0'lık NVMe M.2 SSD bilgisayarda yer alıyor. Maksimumda 1 TB'e kadar M.2 SSD'yi değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu bilgisayardaki güzel özelliklerden bir tanesi de bu. İlerleyen zamanlarda bu depolama alanı sizler için yetersiz geldiğinde bunu çıkartarak 1 TB'e kadar bir M.2 SSD takarak depolama alanı yükseltmesi çok kolay bir şekilde yapabiliyorsunuz. Bilgisayarımızda 1366 1366'ya 768 piksellik ekran çözünürlüğü var. Bilgisayarda panel tipi olarak TN panel kullanılmış. Yani TN panel piyasada bulunan en ucuz panellerden bir tanesi. Görüntü kalitesi olarak da en aşağıda kalan görüntü kalitesine sahip panel tiplerinden bir tanesi arkadaşlar. Yani bilgisayar zaten ucuz bir bilgisayar olduğundan dolayı maliyeti çok fazla yükseltmemekten dolayı da en aşağıdaki panellerden bir tanesini kullanmışlar. Bilgisayarımızdaki en güzel diğer bir özellik ise bilgisayar Windows 11 Home Single 64 ile karşımıza geliyor. Yani bu da ne demek oluyor? Bilgisayarı aldıktan sonra bilgisayarınıza hiçbir işlem yapmadan, format attırmadan veya lisans satın almadan bilgisayarı direkt kullanmaya başlıyorsunuz arkadaşlar. Bu da bilgisayarımızdaki en güzel özelliklerden bir tanesi. Zaten şu anda bilgisayarda yani zaten şu anda lisans ücretlerine baktığınızda 3500 ile 4500 arasında lisans ücretlerinin olduğunu görebilirsiniz. Tabii ki de bu Windows lisansının sürümüne göre değişebiliyor. Bu da bizler için gerçekten güzel bir özellik. En azından lisans ücretinden tasarruf etmemizi sağlamış oldular. Ve bilgisayara herhangi bir işlem yapmadan direkt internet üzerinden satın alarak kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Bilgisayarımızın kamera tarafına baktığımızda ise 720p'lik çözünürlüğe sahip bir kamera bizleri karşılıyor. Bu da bizler için güzel ve yeterli. En azından uzaktan eğitim için olsun. Ee, video konferanslar için kullanabileceğiniz çok güzel bir kamerası var. Zaten bu bilgisayarda genel olarak uzaktan eğitim için uygun bir bilgisayar. Bilgisayarımızın genel özellikleri bu şekilde. Şimdi bilgisayarımızda bulunan girişlere bir göz atalım. Bilgisayarımızda bir adet USB 2.0 girişi mevcut. Bir adet USB 3.2 Gen 1 girişi mevcut. Bir adet de USB C girişi mevcut arkadaşlar. Bu sadece veri transferi işine yarıyor. Yani büyük ihtimalle buradan görüntü aktarma işlemini yapamıyorsunuz. Bilgisayarımızda bir adet HDMI girişi var. Bu da bizler için güzel. Bilgisayarı dilerseniz harcı bir monitöre veya harcı bir televizyona bağlayarak çok rahat bir şekilde büyük ekranda kullanabiliyorsunuz. Bilgisayarımızda bir adet de kart okuyucu var. Bu da e, telefonunda SD kart kullananlar için gayet güzel. Ancak telefonunuzun içerisindeki kart ufak kartlardansa bir adet e, kart adaptörü almanız gerekiyor bu okuyucuyu kullanabilmek için. Bu sebepten dolayı o adaptörlerden alarak çok rahat bir şekilde kart okuyucu yuvasını da kullanabiliyorsunuz. Bilgisayarımızda TPM 2.0 güvenlik çipi var. Zaten bu modülün az çok ne olduğunu biliyorsunuzdur. Windows 11'i çalıştırabilmek için bu TPM modülü bilgisayarımızda bulunması gerekiyor. Ve son olarak bilgisayarımızda Bluetooth var. Eğer Android bir cihaz kullanıyorsanız tablet, telefon veya farklı bağlantılara sahip kulaklık olabilir. Bunun gibi cihazlar kullanıyorsanız çok kolay bir şekilde bluetooth bağlantısıyla bu cihazları bilgisayarınıza bağlayarak kullanabilirsiniz. Şimdi bilgisayarımızın genel özellikleri bu şekildeydi. Gelelim bilgisayar kimler için uygun? Öncelikle bilgisayarı ev için kullanacaksanız günlük kullanımlar için evinizde kullanacaksanız bilgisayar sizler için gayet uygun bir bilgisayar. Veya öğrenciyseniz tabi öğrenciden kastım lise veya üniversite öğrencisi değil İlkokul, ortaokul öğrencisiyseniz ödevleriniz yapmak için kullanacaksanız bu bilgisayar sizler için fazlasıyla yeterli olacaktır. Şimdi lise ve üniversite öğrencilerini neden hariç tuttuğumu onlara da belirteyim. Yani onların kullanım amacı ödevlerden ziyade oyun olabilir, farklı amaçlar için kullanmak için olabilir. Bu sebepten dolayı işlemcisi olsun ve harici ekran kartı olsun onlar için yeterli gelmeyecektir. Bilgisayar işlemci açısından da performanslı bir işlemciye sahip olmadığından dolayı onların istediği performans düzeyine erişemeyecek. Bu sebepten dolayı da kullanım amaçlarına çok fazla uygun gelmeyecektir. Ancak evinizde ödevler için kullanacaksanız yazıcınızdan çıktı almak için kullanacaksanız e, bu bilgisayarı tercih edebilirsiniz. Ve bilgisayara çok fazla bir bütçe ayırmadıysanız çok fazla para vermek istemiyorsanız bu bilgisayarı tercih edebilirsiniz. Zaten bu bilgisayarı aldığınızda özelliklerini az çok ne olduğunu biliyorsunuz. Bunun yanı sıra bilgisayarı ofisinizde kullanacaksanız yine tercih edebilirsiniz. Ancak ofisinizde çok fazla performanslı işler için sizin işinizi görmeyecektir. Fakat bana e, uygun yolu bir bilgisayar olsun. Ben fatura keseceğim veya ufak tefek işler yapacağım veya günlük işlerimi oradan halledeceğim diyorsanız ve bilgisayara çok fazla bir para vermek istemiyorsanız yine bu bilgisayarı tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi gelelim kimler için uygun değil bu kısma. Bilgisayar harici bir ekran kartına sahip olmadığından dolayı oyun oynamak isteyenler için kesinlikle ama kesinlikle uygun bir bilgisayar değil. Bunu baştan sizlere söyleyeyim. Bunun yanı sıra bilgisayarımızın işlemcisi de çok fazla performanslı bir işlemci olmadığından dolayı oyun için sizlere uygun gelmeyecektir. Yani oyun amaçlı kullanacak arkadaşlar bu bilgisayarı tercih etmesinler. Çünkü isteklerine cevap vermeyecektir. Yani aldıklarında üzülürler, boşuna almış olurlar, paralarını çöpe atmış olurlar, bilgileri olsun. Bunun yanı sıra bilgisayarda çizim yapmak isteyenler, grafik tasarım programlarını kullanmak isteyenler varsa... bu bilgisayar onlar için de uygun gelmeyecektir. Daha önce de söylediğim gibi Bilgisayarda harcı bir ekran kartı olmadığından dolayı Bilgisayar Grafik tabanlı programları kaldırmaya kullanmaya çok fazla müsait bir bilgisayar değil Bu sebepten dolayı da çizim yapmayı düşünen arkadaşlar Bu bilgisayarı tercih etmesinler Onların isteklerine cevap vermeyecektir Bu sebepten dolayı farklı bilgisayarlara yönelmelerini Ben onlara tavsiye ediyorum Bunun yanı sıra yazılım geliştirme için bu bilgisayarı tercih edecekler varsa Ben onlar için de uygun olacaklarını düşünmüyorum çünkü işlemci açısından oldukça güçsüz bir işlemci kullanılmış bu sebepten dolayı da yazılım geliştirme için çok fazla elverişli bir bilgisayar değil şimdi diyebilirsiniz ki web programlama için olsun diğer diller için basit diller için olsun kullanılamaz mı yani kullanacakları dillerinde bir ideleri olduğundan dolayı ideleri açarken olsun derlerken olsun e, bu sebepten dolayı da yavaşlık takılmalar olabilir bu yüzden bilgisayar yazılım geliştirmeyi düşünenler için çok fazla uygun bir bilgisayar değil bu amaçla tercih edecekler varsa Yine onlar farklı marka modelleri yönelirlerse daha iyi olacaktır. Ve son olarak da video edit gibi bu tarz işler için de kullanacaksanız bilgisayar çok fazla sizler için uygun bir bilgisayar değil. İşlemcisi ve harcı ekran kartı oldukça güçsüz ve düşük işlemci arkadaşlar. Bu sebepten dolayı da bu bilgisayarı tercih etmemelerini ben onlara tavsiye ediyorum. Zaten bu tarz uygulamalar, programlar, harcı ekran kartı, işlemci ve RAM gerektiren uygulamalar yani onların tercih edecekleri bilgisayarlar zaten minimum 18-20 bin lira bandından başlayarak 30 bin 40 bin bandına kadar ve yukarılarına kadar çıkabilir Bunun yanı sıra e, atlamış olduğum kullanım amaçları olabilir Sizin farklı bir kullanım amacınız varsa e, Şu sebepten dolayı kullanmak istiyorum diye belirtirseniz yorum olarak Ben elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışacağım Bunun dışında sizin kafanıza takılan soru ve sorunlar varsa yorumlar bölümünden bana iletebilirsiniz Video umarım işinize yaramıştır sizlere fikir vermiştir En azından almadan önce videomu izlerseniz Paranızın boşa gitmemesini sağlayabilirsiniz Umarım sizler için faydalı olmuşumdur. Kafanıza takılanlar yorumlar bölümünde bana sormayı unutmayın. Video işinize yaradıysa beğenmeyi unutmayın. Bana destek olmak için bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.